Ama şurada otursam, ben de şurada otursam. Yine arka plan çok kötü oluyor ya. Bak orası boş, burası boş. Tamam, deneme yapıyoruz. Neden Beşiktaş? Merhaba arkadaşlar, şimdi Orsuz kanalındasınız. Ekip arkadaşım Erman'a nasıl Beşiktaşlı olduğumu anlatacağım. Evet kankim, buyurun, mikrofon sende. Neden erkeksin denildiğine değer bir eş bence. Hey! Gel gel. Hilal'e bir baksana, bulamıyormuş bir şeyi yapmış ama. Gerekmeyen müzik klasörü var onun içinde. Gerek mi? Nerede? Masaüstünde mi? Gerekmeyen müzik mi? Ne var sonra? Bir dakika, ben tekrardan konuşayım. Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bugün sizlere ekip arkadaşım Erman. Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bugün sizlere ekip arkadaşım Erman'ın bana hazırlayıp sunduğu soruları sizler için cevaplayacağım. Gelin. Sorular? Yani bu sorular benim tamamen Beşiktaşlılık. Ne? Burak, ben orayı koyacağım. Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bugün ekip arkadaşım Erman'la birlikte sizlere bir video hazırladık. Bizleri izleyin. Umarım sizlere eğlenceli bir video olur. İzleyirler. Hep aynı şey diyorsun ya. Biraz değişik. Ne anlatayım? Ne diyeyim? Mesela size video hazırladık deme de, video çekeceğiz de. Sizlere bugün genel formatın dışında video çekeceğiz de. Şu an şeye kayıtladı mı? Bugün kanalımızın genel formatının haricinde bir size bir video hazırladık. Onu çekeceğiz. Olmadı. Bugün sizlere Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Evet kanki, sana şimdi ilk sorum. Şimdi senin yakın çevrenin bildiği üzere sen Beşiktaşlısın. Yani çocukluktan evet. Beri bu senin özelliğin. Yani Beşiktaş'ın maçlarına gittin. Arada hani şampiyon olsa da olmasa da, hani olamadığı senelerde bile sen Beşiktaş formasını giyip dolaşıyorsun yani. Evet. O kadar, o derece Beşiktaşlısın. Şimdi sana o zaman ilk sorum, neden Beşiktaş? Neden Beşiktaş? Şöyle söyleyeyim. Yani baştan anlatmak gerekirse, ben aslında küçükken Galatasaraylıydım Erman. Ama şöyle bir şey, babam, zaten ailem, en büyüklerim, en büyük kardeşim, ablam, bunlar zaten Beşiktaşlıydı. Ben Galatasaraylı oldum ama içimde hep böyle bir Beşiktaş eksikliğini hep hissediyordum. Beşiktaş mesela ne bileyim şampiyon oluyor ya da yense de yenilmese de. Kanka olmadı buralar. Sen devam et, devam et. Ben onu keserim oralar. Yense de yenilse de hani yendiği zamanlar, hani yenildiği zamanlar üzülüyordum ama yendiği zamanlar çok seviniyordum. Tekrar soru sor. Yok yok, ben oradan tamamlarım ya. Sen onu konuştuğu yerde. Ne diyecektim lan? Yani Beşiktaş, Galatasaray'dı değil mi ama Beşiktaş'ta bir sempati duyuyordum. Evet. Kanki şöyle söyleyeyim. Küçüklükten normalde aslında Galatasaraylıydım ama aslında Beşiktaş'a hep sempatim vardı. Sadece o zamanlar Galatasaray tabii küçüklüğümde biraz daha lige ambargo koymuş bir takımdı. Ve ben de nasıl söylesem, hani Beşiktaşlı olmak ikinci sınıf bir takım muamelesi gibi oluyordu. Yani ben Beşiktaşlı olduğumu söyleyemiyordum. Ama Beşiktaş her seferinde yense de hep içimde böyle bir kıpırtılar oluşuyordu. Beşiktaş yenilse de içimde böyle bir üzüntü, burukluk oluşuyordu. Sonuçta Galatasaraylılık serüvenim fazla sürmedi. Hani en sonunda ben dedim özüme tekrar geri döneceğim. Ben Galatasaray'da yapamayacağım. Tekrardan ben Beşiktaş, öz babadan bana kalan bir mirasım çünkü. Tekrardan Beşiktaş'ıma geri döndüm ve o zaman, bu zamanlar yaşım 27. Hala da hasta bir Beşiktaş taraftarıyım. Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Peki ikinci sorum. Evet. Çocukluğunda hatırladığın efsane futbolcular ya da hani kendinde, atıyorum hani mahalle başında vardır ya, hani gol atarsın, hı hı, o futbolcu gibi sevinirsin. Mesela Sergen diye sevinirsin. Evet. Var mı öyle bir şey seninle? Olmaz mı? Tabii ki her çocuğun şu an yaşıtlarımın olduğu gibi benim de küçüklüğümde bir idolüm, sevdiğim bir futbolcular vardı. Bunlar Pascal Numa tabii ki, İlhan Mansız, Kadıköy Panteri Panku, ne bileyim, İbrahim Üzülmez. Ya Beşiktaş'ın bütün oyuncularını seviyorum ama tabii İlhan Mansız, bunlardan Sergen, İlhan Mansız, bunları ilk sıraya yazdığım futbolculardır. Diğer tabii bütün oyuncular hepsi benim için özeldi ama bunlar tabii ki benim için efsane futbolcular bunlardı.
Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Diğer soruya geçelim. İlk formanı hatırlıyor musun? İlk üstüne giydiğin veya sana alınan veya kendine aldığın ilk forma. Evet, şöyle söyleyeyim. İlk formam 2000-2011 sezonun... 2011 dedin ya. 2010-2011 mi? 2010-2011. İlk formam 2010-2011 sezonunda... tabii ki 2010-2011 sezonunda giydiğimiz o gri formaydı. Onu almıştım. Şöyle söyleyeyim, ilk benim Beşiktaş formam uydu ama küçüklüğümde de bir tane daha formam vardı. O da Liverpool'un efsane oyuncusu Michael Owen'ın formasıydı. Ama Beşiktaşlı olarak ilk formam işte 2010-2011 sezonunda giydiğimiz o gri forma. Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Peki hiç Beşiktaş maçına gittin mi? Yani o İnönü'nün havasını aldın mı? Maça olmaz mı? Tabii ki. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki şu anki Vodafone Arena olmadan önceki eski stadımız yani İnönü Stadı. O maçta İnönü Stadı'nda Beşiktaş Denizli Spor maçına gitmiştim. Kapalı tribünde izledim maçımı da. Hatta şöyle söyleyeyim, bahsedeyim. Beşiktaş tribünü biz üstte kapalı kapalı tribün üst nasıl söyleyeyim? Üst sıralarda maçı izledik. O maçı hiç unutmuyorum. İlk gittiğim maçtı ve ilk defa çarşı tribünü, alt tribün, üst tribün birbirine girdi. Orada bir kavga olaylar olmuştu. Yıldırım Demirören yönetim başkanlığında ilerliyorduk o dönemde. Ve ilk defa çarşı taraftarı birbirine kendi arasında kavga tutuşmuştu. Bize çok korkmuştuk gerçekten. O maçı hiç unutamıyorum tabii. İlk gittiğim maç oydu. O benim için çok değişik bir anılardan bir tanesi oldu. Başka maç oldu mu? O maçtan başka gittiğin çok maç oldu mu? Oldu ama öbürkünlerden tabii hani hafızamda kaldığı kadarıyla bu maç hani benim için ve ilk maçım olduğu için onu hiç unutamıyorum. Ve bir de tabii o tatsız olaylar olduğundan dolayı, üzücü olaylar olduğundan dolayı onu hiç unutamıyorum yani. Ve diğerki maçlarda tabii ki hep sevindiğimiz, üzüldüğümüz maçlar da oldu. Ama o dediğim ilk muhabbet, hani ilk yaşadığım anı onu hiç unutamıyorum. Peki diğer soru. Beşiktaş'ta hani gelmiş geçmiş hani en sevmediğin futbolcu, yani hani bu adam bu takım hak etmiyor dediğin futbolcu kim ve neden? Tabii birkaç oyuncu var da şöyle söyleyeyim, aklıma gelebilecek iki tane futbolcu var. Bir tanesi Lamine Diatta ve bir tane de Bebe. Brezilyalı olması lazımdı, Bebe. İki tane futbolcu hiç haz etmedim, hiç alışamadım yani. Yani Beşiktaş'a hiç yakışmadı bu zamana kadar gelen iki futbolcu. Peki şöyle bir algı var ligde, hani Fenerbahçe Galatasaray düşman, tamam, ama Beşiktaş'ın da dostu Galatasaray olarak görünüyor, öyle mi? Bence Beşiktaş'ın Beşiktaş'tan başka dostu yoktur. Bu böyle bilinsin. Çünkü bizi yani iyi günde de kötü günümüzde de hiç destek olma. Hatta bir destek olan taraftarları da var Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, ama hani genel olarak bakarsan Beşiktaş hep 3. sınıf bir takım olarak göz önüne alındı. Onun için bence diyorum ki Beşiktaş'ın Beşiktaş'tan başka dostu da yoktur. Bu böyle benim için bir öngörüm. Böyle de kalacak yani. Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bugün sizlere videolarım... Peki sevilmeyen takım Fenerbahçe dışında, yani Fenerbahçe'den ne takım daha çok nefret ediyorsun, Bursaspor'dan mı? Ya Fenerbahçe'den daha çok nefret ediyorum diyebilirim. Peki sana bilgi sorusu gibi bir şey soruyorum şimdi. Tabii, buyur. Şerefli ikincilik muhabbeti var şimdi yani taraftarlar arasında. Hı hı. Bu peki sözün açılımı şöyle. Şerefli ikincilikler şerefsiz şampiyonluklardan önemlidir. Bu söz kime ait? Tabii ki Süleyman Seba'ya ait. Peki bir de yine sosyal medyada bu çok kullanılıyor. Hani diğer takım taraftarları arasında kullanılıyor. Bu sizde bir tinacı algısı oldu işte, ama bu tinacı diyenler ne demek istiyorsun? Onlar ilk önce dönsün de aynada kendine baksın derim. Öyle bir şey yok. Hepsinde kendileri astronot, kendileri tinerci. Yani Beşiktaş, bilmiyorum yani o terim hak etmiyor, o lafı hak etmiyor yani taraftarı. Peki kendini sen bu camia içinde taraftar olarak mı görüyorsun, holigan olarak mı? Tabii ki taraftar. Holiganlığa karşıyım. Bence Beşiktaş babamdan kana bana bir miras değil, çocuğuma, geleceğime her zaman aktaracağım, devam ettireceğim bir an olarak, bir sevdiğim kulüp, bağımlı olduğum, aşık olduğum bir kulüp olarak kalacak. Her zaman her yerde en büyük Beşiktaş.
Bizi izlediğiniz için. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.